hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını yaptı ve grup toplantısı kendisini izleyen alkışlayan hatta bazen ayakta alkışlayanların pek çoğu açısından son derece sıkıntılı bir toplantıydı. 7 Ocak günü nasıl başlamıştık? Damat nerede? Para nerede? Bu kursu de sizin önünüzde. Damat nerede dedik? Para nerede dedik? 128 milyar dolar ne oldu dedik? O paranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlatmaya çalıştık ve bu paranın nasıl 16 Nisan rejime kast eden anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da başlayan saray rejimiyle birlikte o günden bugüne nasıl satılıp eritildiğini ve yok edildiğini söyledik. 128 milyar dolar dedelerimizin, ninelerimizin, annelerimizin, babalarımızın alın teriydi. Ve bu 128 milyar dolar Türkiye'de hazinenin dış güçlerle mücadelesi için kullandık diye iddia ettikleri ya da daha sonra bir başka söylemde biz pandemide harcadık dedikleri bir başkasının ya böyle bir rezerv hiçbir zaman olmadı dediği Tayyip Erdoğan'ın da ilk başta kesip atıp efendim böyle bir şey yok para yerinde duruyor dediği bu para aslında Türkiye'nin finansal güvenlik kalkanıydı. Yani füze kalkanları bizi füzelerden koruyor ama bu dış güçlerin ya da dünyadaki gelişmelerin, Türkiye'deki gelişmelerin karşısında bir finansal güvenlik kaynağı var ülkelerin o da hazinelerindeki döviz rezervleri. Kötü günlerde hazineye yön vermek, zor zamanlarda doların, dövizin yönünü tayin etmek için ufak belli dokunuşlar yapmaları, ihaleler yapmaları için verilmiş bir imkan. Ama bu imkanın biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir siyasi partinin yararı için kullanıldığını, bir siyasi liderin inadı uğrunda tüketildiğini ve kendisinin damadının beceriksizlikleri sonucunda elden gittiğini söyledik. Biz bunu söyledik. Çok basit bir soru sorduk. 128 milyar dolar nerede? Bir babanın oğluna soracağı gibi sabahleyin oğlum araba nerede? Arabanın yerini biliyorsa bir yanlış yapmadıysa, çarpmadıysa, gizli gizli satmadıysa oğlan paniğe kapılmaz. Kızı paniğe kapılmaz. Der ki babacım araba şurada, köşeyi dönünce sağda. Ama bana bu soruyu soramazsın. Çalmadım ki, çırpmadım ki, çır yok etmedim ki. Ben hırsız değilim ki diyorsa baba da soruyu sorduğundan şüphelenir. Der ki ya oğlum kızım arabanın yerini sordum ya sana ne oluyor der. Esas sıkıntı buradadır. Panik ve geçen zaman iddiamızı, şüphemizi ve haklılığımızı kanıtlamıştır. Ve o günden sonra hepimiz okuduk. Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan kendi bakanlar kurulu toplantılarında defalarca talimat verdi. Bunu güzelce açıklayın. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın bir grup toplantısını neredeyse bir saatini 128 milyar nerede sorusunun cevabına ayırdığına göre bundan önce konuşanların açıklama yapanların hepsinin kifayetsizliğinden yetersizliğinden kendi seçmenine şikayet etmekten başka bir şey değildir. Canikli'ye ve Merkez Bankası Başkanı'na Lütfi Elvan'a yani Hazine Bakanı'na, Maliye Bakanı'na ve bu konuda sayısız açıklamalar yapan AK Parti sözcülerine ve grup başkan vekillerine geçmiş olsun. Anlatamadınız. İş başa düştü ve genel başkanınız çıktı. Bizim 7 Ocak'tan beri sorduğumuz bu soruya cevap vermeye çalıştı. Tabii kendisi açısından başta önemsemez üstünden geçer yaklaşımlarla 27 Şubat'ta mesela bu paranın yok olduğunu kabul etmiyordu. Bu para finansal dalgalanmalar için kullanılır sonra yerine konur diyordu. 10 Mart'ta milletin parası milletin hazinesinde diyordu. Bugün çıkmış bu paranın olmadığını kabul ediyor ve bunu yapmak için de bir takım videolara, bir takım montajlara, bir takım illüzyonlara sarılmak zorunda hissediyor kendini. Bir kez şunu söyleyelim. İkide bir araya giren bir kadın gazeteci var. Sedef Kabaş. Bu gazetecinin yaptığı konuşma sunum bağlamından koparılarak bir iki kelime, bir iki kelime kullanılarak AK Parti'nin siyasi propagandasına alet ediliyor. Sorarlar, bunun iznini aldınız mı? Bu görüntüleri hangi akla kullanıyorsunuz ve bağlamından kopararak o göbelsin propaganda taktiklerini ve Göbels'in Hitler'e verdiği öğütleri anlatırken sanki onu alıp arkasına CHP'den bir açıklama koyup bizi suçlamak için Sedef Kabaş hanımefendiyi bu kirli siyasi manipülasyonla alet ediyor. İzinsiz, haksız, yersiz ve utanç verici bir şey. Kişilik haklarına sayılır. Canlı yayında dönüp dönüp parça parça oynatıyor. Yani öyle bir şey kaldı ki artık nezaket kalmadı, artık kural kalmadı, artık kişi haklarına saygı kalmadı. Olacak şey değil yani. Gerçekten bunu herhangi bir okulun müsameresinde yaptırmazlar. Fahrettin Altun'un bugün Recep Tayyip Erdoğan'a yaptırdığını okul münazarasında yapamazsınız. Ve okul münazarası kadar değeri olmayan, sonuç doğurmayan hiçbir soruya cevap vermeyen bir saatlik laf salatasını hep beraber dinledik. Şimdi Erdoğan diyor ki sen bak bakalım o tabloya nerede olduğunu görürsün. Bakın tablo burada. Bu tablo herkesin şu an online olarak Bu tablo herkesin şu an online olarak erişebileceği tablo. Bakarsanız görürsünüz diyor. E bakıyoruz görülmüyor. 128 milyar dolar nerede? Ben bakıyorum göremiyorum. 24 Haziran 2018 günü göreve geldiğinizden beri sattığınız 128 milyar dolar bu tabloda yok. Varsa sen göster. Bu tabloya bakınca eksi 60 milyarlık net rezerv görülüyor. Eksi 60 milyar yazıyor. Yani eksi 60 milyar net rezerv demek Türkiye'nin dünyadaki merkez bankaları arasında eksi rezervde olan tek ülke olduğunu göstermek demek. Batmışız bitmişiz sayenizde damadınızın sayesinde sizin sayenizde. Ve eksi 60 milyarın Detaylı bilançosu var. Detaylı bilançoda da kayıp olan 128 milyar görülmüyor. Yok çünkü sattılar. Çarçur ettiler. Ve gizlediklerine göre peşkeş çektiler. Yoksa hangi tarihte hangi kurumun aracılığıyla kimlere satıldığı görülürdü. İşin iki boyutu var. Bir, inat ve kötü yönetim uğrunda eriyen döviz rezervleri. İki, Hazır ucuza Merkez Bankası döviz satarken buna uyandırılan ve faydalandırılan yandaşlar. Bunun iki boyutundan birincisi hepimiz açısından 2 kere 2 4 kadar net. Türkiye'deki bütün ekonomistler bunun böyle olduğunu biliyor. İkincisi ise bir şüphe çünkü açıklamıyorlar. İddialar var. Kime sattınız? Açıklamıyorlar. Bakın 2016 yılı Merkez Bankası'nın döviz satım ihaleleri özet bilgileri. Gün gün kaç dolar satılacak? En düşük fiyat kaç? En yüksek fiyat kaç? Avarajı kaç? Çok net. Bakınca görüyorsunuz. Ve buradan izi takip edebilirsiniz. Şimdi birileri iz süremezsin diyorsa izin vardığı yerde bir suç vardır. Bunun netleşmemesi geçen zaman iddiayı kuvvetlendirir. İki iddia, iki gerçek var. Birisi 128 milyar doların yok olduğu, bunda tam bir mütabakat var. İkincisi sustukça şüphenin güçlenmesidir. Şimdi bir bilgiyi paylaşalım. AK Parti'nin varlığını da borçlu olduğu 2001 krizi, 2001 krizinin bilançosu. Türkiye 2001 krizi olarak nitelendirilen o iki yıla yakın dönemde 110 milyar dolar kaybı uğradı. Doğrusunu söyleyeyim, özür dilerim. 2001 krizinde Türkiye o kriz olarak nitelendirilen dönemde Türk parası yüzde 110 değer kaybetti. Yüzde 110. Bu 128 milyarın çarçur olduğu 24 Hazirandan bugüne kadar ki saray rejiminde yüzde 126 yüz değer kaybetti. O büyük kriz yüzde 110 yüz bu saray yönetimi sözde başarılı dönem yüzde 126 yüz Türk parası değer kaybetti. Bu bilgi varken daha çıkıp da bugünkü basın toplantısını yapmak hakikaten büyük pişkinlik. Ve Türkiye'nin bir gerçeği Özel ders alınıyor, özel ders veriliyor. Buna bir para ödeniyor. Şimdi benim alanım ekonomi, benim alanım iktisat diyen Recep Tayyip Erdoğan bir iddia koydu ortaya, bir tez. Dünyada savunanının kendisi uygulayanının damadı olduğu başka da taraftarının olmadığı bir tez. Faiz sonuç değil sebeptir dedi. Ve damada Faizi suni düşür dedi. Düşürdüler. Otomatikman dolar fırladı. Doları da düşür dediler. Düşürdüler. Ama düşürmek için normal değerinden düşük tutulan dolara otomatik olarak alıcı geldi. Alıcı çoğalınca dolar fiyatı fırlar. Faizden kaçıyor, dolar alacak. Alıcı talep edince dolar fiyatı fırlıyor. Onun için hazinedeki rezerve sarıldı ve satmaya başladı. Hazineler her isteyene dolar satma yükümlülüğünde değil. Ve sabit fiyattan, kıyak fiyattan dolar satma yanlışını da yapmamalı. Bunu yaparsanız doları alan gider, doları alan gider, senin elinde rezervin biter. Karşı karşıya olduğumuz durum bu. Şimdi bakan diyor ki biz geldik bu satışı durdurduk. İki şey söylüyor. Birincisi geçmişte yapılan yanlıştı diyor. İkincisi satacak dolar yok ki. Hangi doları satsın? Nasıl satsın? Satacak dolar kalmadı. En büyük sıkıntı da bu ve Türkiye ekonomisi krizlere karşı bağışıklık sistemini kaybetti. Antikorsuzuz antikorsuz. İlk krizde bizi devir bizim rezervlerimizin yokluğu bizi ekonomikman büyük bir buhranın içine sokabilir. Tepe taklak edebilir bizi. Bunun için tedbir almak gerekir. Hatada ısrar etmek doğru değil. Elbette Canikli'nin bu satışın nedeni negatif real faiz demesi. Bundan sonra faiz enflasyonun üstünde olacak demesi. Suni olarak faizin düşürülmeyeceğini söylemesi gerçek. Bunu Erdoğan'ın öğrenmesi mucize. Ama biz hep beraber dedim ya biraz önce. Bir özel ders aldırdık. Alanım ekonomi diyen Recep Tayyip Erdoğan'a ama dünyanın en pahalı özel dersiydi. Tam 128 milyar dolarımıza mal oldu ve şimdi bizi olası bir krizin karşısında son derece savunmasız bıraktı. Şimdi bir de dönmüş. Tabii Acımadan itibar suikastleri devam ediyor. Faik Öztürk'a efendim, Faik Öztürk çantacıymış, krizin yüzüymüş. İnsan da birazcık ama birazcık bu metni yazanlarda insaf olsa, izan olsa, utanma olsa promptra bu metni koymaz. Faik Öztürk faizlerin fırladığı faizlerin yüzde 3600'lere doğru fırladığı bir gecenin sabahında bununla mücadele için gelen ekipte müsteşarlığa atanmıştır. Faik Öztürk krizin değil çözümün yüzüdür. Faik Öztürk krizin değil krizden çıkış reçetesinin uygulayıcılarındandır. Ama at çamuru izi kalsın. Ben söyleyeyim at yalanı döner sayarız inananı. Bu anlayış yanlış. Bu anlayış kabul edilemez bir anlayıştır. Eğer kriz için bir fail, bir muhatap arıyorsa dönüp o dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli'ye bakacak. O dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile can ciğer kuzu sarma sonra o dönemin krizden çıkaran müsteşarına ağzına gelen lafı söyleyecek. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. IMF'nin çantacısıymış. 17 milyar para bulmuş IMF'den. 17 milyar parayı IMF'den kuralına göre isteyip krizden çıkış için kullanan Faik Öztürk'a çantacı diyenler. Son yıl dünyanın hiçbir yerinden para bulamadınız. IMF konusunda IMF'ye muhtaçsınız ama büyük laf ettiniz. Ne yaptınız? 15 milyar Katar'dan 2 milyar Çin'den swap anlaşması. Recep Tayyip Erdoğan'ın cevaplaması gereken Katar'ın çantacısı kimdir? Çin'in çantacısı kimdir? Faik Öztürk krizden çıkarken ve sizin sürdürdüğünüz krizden çıkış reçetesini önünüze koyarken o ekonomiyi iyi yönettik dediğiniz 2002-2007'de Faik Öztürk'ün içinde bulunduğu ekonomi yönetiminin reçetesini uygularken o 17 milyarı kullan sonra parayı getiren Faik ve çantacı de. Katar'ın çantacısı kim beyefendi? Çin'in çantacısı kim? Ayıptır. Tam 17 milyar dolar, o da 17 milyar dolar. Aynı tutara karşılık geliyor. Çantacıyı açıkla bakalım. Ve CHP'ye saldırmak dışında bir niteliği olmayan grup toplantısının emekli amirallerle ilgili Fevkalade çarpıcı tarafı diyor ki geçen hafta emekli amiraller darbe yapacak diyordu. Sayın Kılıçdaroğlu da genel başkanımız emekli darbe mi yapar? Görevdeyken yapmamış. Yapılmış darbeye karışmamış. Emekli amiral darbe mi yapar diye soruyordu. Biz de dedik ki hep birlikte sen amiralin emeklisinden değil sarıklısından kork. 15 Temmuz'da onlar yaptı darbeyi dedik. Şimdi söylemi değiştirmiş. Emekli amiraller darbe yapamaz diyor. Hoş geldiniz. Günaydın. Onlar diyor darbeyi sizden bekliyor diyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu emekli amiral darbeyi yapamıyormuş. Darbeyi bizden bekliyormuş. Neyini bekleyecek? Darbe gecesi buraya grup başkan vekilini yollayan 15 milletvekilini yollayan darbeye karşı net tutum alan ertesi günde gelip imzayı atıp konuşma yapan Kılıçdaroğlu hangi darbeyi bekleyecek emekliler? Neyle yapacak? Neyle yapacak Kemal Bey? Mütevazi evindeki kişisel bilgisayarıyla mı yapacak? Öyle orası ondan bundan hediye olmayan mütevazi dolma kalemiyle mi yapacak? Memuriyetten kalma delgeciyle silgisiyle mi yapacak? Neyle yapacak Kemal Bey darbeyi? Elinde bütün imkanlar, ordu elinde, emniyet elinde, yargı elinde. Bir gün yargı darbesi, bir gün insan hakları darbesi. 20 Temmuz'da 15 Temmuz'u bahane edip o hal sivil darbesi. O halde referandum anayasa değiştirme. O halde o halden yararlanarak seçim Kenan Evren'den beter bir atmosferde yapılmış değişiklikler 50 artı birlen değişmiş rejim 50 artı birlen alınmış yetkiler ve önüne gelene saldıran önüne gelene şeytanlaştıran bir yönetim anlayışı. O yüzden gerçekten kaybettikçe eridikçe artık siyasi akli melekelerini kaybetmiş siyaseten tükenmiş bir anlayışla bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Dün akşam Amirallere kızıyor. Neden gece bildiri yayınladın? Kardeş, bakanı gece alırsın, yenisini gece atarsın, İstanbul Sözleşmesi'nden gece yarısı çekilirsin, darbe bildirisi sabah yayınlanacak bildiri gece internete düştü diye millete fatura kesersin. Bir gece yarısı operasyonuyla iki bakan alındı, üç bakan atandı. Sabaha bir bakan karda uyandı. Ama bu işin kaybedeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ki özellikle kadın siyasetçilerdir. Hem iki kadın bakan bire inmiştir. Hem de Ticaret Bakanı kadınken erkeğe verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kadınken erkeğe verilmiştir. Kadın bakan sadece aile bakanlığıyla sınırlandırılmıştır. Kadını evlenince aile kurunca birey gören, yerini evde gören, çocuğunu büyütsün, yaşlısına baksın, varsa engellisine baksın. Biz de ona küçük katkılar yaparız diyen anlayış kadını Aile Bakanlığı'na hapsetmiştir. Üzülerek söyleyelim ki AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye devam ediyor. AK Partili kadınlar, AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor hala. İstanbul Sözleşmesi bir sözleşme değil, bir anlayıştır. İstanbul Sözleşmesi bir iklimdir. İklim değişti. Rüzgar karşıdan sert esiyor kadınlar için. En çok da muhafazakar siyasetçi, AK Partili kadınlar için. Aile Bakanlığı. Kadın ailede dursun. Mecliste ve tüm siyasi partilerde bunun ortak bir kanunla eşit temsil gerektiğini söyledik. Bu konudaki kendi öz hep yaptık. Ama bugün gelinen noktada AKP'deki açık açık bir geri gidiştir. Ve Ruhsar Pekcan. Ne oldu? Görevden alınarak geceleyin. 9 ton, 9 milyonluk dezenfektanla dezenfekte mi oldu şimdi Ruhsar Hanım? Temize mi çıktı? Gece yarısı kararnamesi Ruhsar Hanım'ın yaptığı işleri temizler mi? O mikroptan arındırır mı o ihaleyi, o bakanlığı? Anayasa diyor ki Ruhsar Hanım'ın geçmişte yaptığı işler açısından denetlenmesi meclisteki soruşturma komisyonu marifetiyle mümkün. 300 imza lazım. 300 imza için biz hazırız. Ama yetmiyor. MHP ve AK Parti Ruslar pekçanı dezenfekte edip hadi bakalım mı diyecekler yoksa soruşturma komisyonu için imzayı tamamlayacaklar mı? Bunu yapma dirayeti ve cesaretini göstermezlerse Sayın Bahçeli'nin tabiriyle Türkiye'nin bütün dezenfektanlarını dünyanın bütün antiseptiklerini Marmara Denizi'ne koysak Cumhur İttifakı'nı orada yıkasak bundan kurtulamazlar. Bakalım bekliyoruz. Çamlı Yayla'daki nutuk rezaleti Milli Eğitim Müdürü'nün hadsizliği, şuursuzluğu kendisine gecikmeli böyle ağırdan açılan soruşturma ama esas soruşturulması gereken bu buraya nasıl geldi? Nasıl geldi? AK Parti'ye sadakat, Memniyet Milliyetçi Hareket Partisi'nin memnuniyet ve AK Parti'nin atama kriterlerine uygunlukla bu görevde duruyor. Hakikaten ülke ocakları unutup bastıracak adam ülke ocaklarına hat bildiren Atatürk'e hakaret eden cevabı yolluyor da Devlet Bahçeli'de niye hiç ses yok? MHP niye konuşmaz? Nedir oradaki Milli Eğitim Müdürünün durumu? Bu Cumhur İttifakı bu kadar mı ayaklara prangadır, yüreklere kalepçedir? Yoksa oradaki Milli Eğitim Müdürü'nün başka bir durumu mu vardır? Bunu MHP'den yanıtlayacak kimse yok mu? MHP kendi dağıtmak istediği nutuğa ayar veren Milli Eğitim Müdürü'ne bu ülkenin kurucusuna sahip çıkmak, nutka sahip çıkmak ve eğer Varsa oradaki başvurunun kendileri açısından bir değeri, o başvuruyu yapan kendi kuruluşlarına sahip çıkmak açısından bir cümle kuramayacak mı? Gerçekten gerçekten anlaşılması güç bir sadakat ve sükunet içindeler. Milli gelelim İçişleri Bakanı'nın faaliyetlerine TESUT Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimini Namık Kemal Çalışkan'ı ve yönetimini görevden almışlar. Suçu ne tesutun? Açıkça ortaya koyalım. Tesutun suçu Önceden alınmış bir randevu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gittiler. Tam da amirallerin bildirgesinin ertesindeydi. Oraya gidince bunlar içeride normal görüşmelerini yaptılar. Çıkışta bir açıklama yapmadılar. Ancak Hulusi Akar onların adına konuştu. Dedi ki Tesut emekli amirallerin bildirgesini kınadı. Geldiler ve bildirgeyi kınadılar. Tesut'un suçu Hulusi Akar'ın şu özgüvenle ben genel kurmay başkanıydım. Bunlar benim alt kadrolarım da. Emir komuta içinde bunlar bize tabiler. Ben or generallikten emekliyim. İşte tu general buranın başkanı emekli tu general beni yalanlayamaz. Nasılsa inkar edemez. Amiraller de içeri alınıyor, içeri alınıyor cesaret edemez. Atmış orada yalanı kınadılar diye. Tesut'un suçu görüşmede böyle bir şey geçmedi demek. Bunu dedi diye Tesut'u önce araştırıp sonra görevden aldılar. Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ni. Daha nedensin ya? Daha nedensin? Hani tencere dibin kara seninki benden kara bakıyorsunuz. İçişleri bakanının yaptığı mı daha ayıp? Milli Savunma Bakanlığı mı? İki bakan birbirine baka baka kararıyor. Bizim oralarda öyle derler. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bunlar birbirine baka baka kararıyor. Vicdanlarını birbirine baka baka karartıyor bunlar. Ve bu kararmış vicdanlar yıllarca orduya sadakatle hizmet etmiş, millete sadakatle hizmet etmiş, bir darbeye karışmamış iyi sicil almış. Emekliliğinde bile hani tesut bana gelmiyor ziyarete gitmiş Hulusi Akar'a. Gider Hulusi Akar'a ziyarete giden ve mutlaka bazı taleplerini bazı isteklerini kendi meslek mensupları için dile getirecek bir kuruluşu emekli olduğunda kendisinin de üye olması gereken bir kuruluşu böyle bir yalanla muhatap etmek Yalanın yalanlanınca işaret etmek, onu şeytanlaştırmak, görevden uzaklaştırmak. Nasıl buna vicdanları sığıyor? Hakikaten bunların gönülleri birbirine baka baka kararmış. Ve İçişleri Bakanı'nın masa başı faaliyetleri dışında bir de dış mekan faaliyetleri var. Dış mekan faaliyeti Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesine iştirak Oralarda yetişti. Kendi de zaman zaman söylüyor. Kendisi bu Nur cemaatinin kollarından bir tanesi olan FETÖ'nün lehinde Fethullah Gülen cemaati olarak o zaman söylüyordu. Kendi demokrat, kendi partisi olan Demokrat Parti'nin kararı 12 Eylül 2010 referandumunda hayırken çıkıp da evet propagandası yapan. Bu yüzden FETÖ'den ilk ihraç olan, ilk siyasi ihraç FETÖ'den Süleyman Soylu partisi FETÖ'nün kampanyasına hayır diyor. Hüsamettin Cindoruk genel başkan kendisi partinin MYK üyesi evet kampanyasına destek veriyor. Oradaki kampanyasının finansmanı FETÖ'den 51 il gezmiş. Sonra AK Parti'ye lansmanı da FETÖ'den gelmiş oturmuş. Sonra en yakın arkadaşı da FETÖ ile irtibatlı içeriye atılmış onu da çıkarttırmış. FETÖ ile iltisakı diyor benim onunla samimiyetimden sonra oldu diyor ama kendisininki daha eski. Şimdi said Nursi Nur cemaatinin bir kolu darbeden içeride diğer bir kolunun bir talebesinin cenazesi. O cenazeye katılmış o kendi takdiri o cenazedeki görüntü de bu. Cumhurbaşkanından alıntıyla bir vicdansızlar. Bu ülkede insanlar babalarının cenazesine 20 kişiyle katılıyor. 20. 20 kişi babasının cenazesi evimin önünden geçireyim. Olmaz diyor. Evimin önünden geçiremezsin, yasak diyor. Mezarlığa en yakın camide 20 kişi 2 metre mesafe paldır küldür gömülecek diyor şimdi aynı Türkiye'deyiz. Merhumun tabutuna el sürmek için hınca hınç birbirinin üstüne yüklenmiş lebalebin lebalebi bir cenaze töreni. Bu beyefendi, bu beyefendi, bu beyefendi bir eczanede bu beyefendinin görevlendirdiği kaymakam bir eczanede üç kişi maskesiz çay içiyor diye eczane teknikerlerine ceza kestirdi. Bu beyefendinin görevlendirdiği emirkulu polisler ve görevlendirdiği dünya kadar devlet memuru, bir, bir, bir buçuk metre denen mesafe bir sekiz olunca mezurla ölçüp esnafa ceza kesiyorlar. Bir salonda 10 kişi olacaksa 11 kişi girdiyse dükkanı kapatıyorlar. Sonra bunu görüyor, bu cenazeyi görüyor ve cenazenin emniyetini emniyete sağlatıp kendi de gidip helallik istiyor. İnşallah sana Sayın Hüsnü Bayramoğlu hakkını helal eder. Ama bu millet helal etmez kardeşim. Bu kadar salgın varken, ölüm varken günde 350 kişi ya. Bir daha söyleyeceğim. Bir daha söyleyeceğim. Bir daha söyleyeceğim. Soma'da 301 canımız gitti. Bu ülkede travma Aylar yıllar sürdü. 81 ilde analar ekran başında ağladı. Her akşam bir Soma faciası yaşıyoruz. Farkında mısınız? Gar katliamından dün akşam üç buçuk tane oldu. Farkında mısınız? İdlib'deki bombalamadan dün akşam on tane oldu. Farkında mısınız? İdlib'de 36 evladımız öldü. Dün akşam 360 evladımız öldü. Farkında mısınız? Ak Parti kongreleri 10 bin olan vakayı 60 bin, 30'a düşen, 40'a düşen ölümleri 360'a çıkardı. Her gün oluyor bu ölüm. Bu akşam da ölecek ya. Sonra gitmiş şeyhim, şığım hakkını helal et. Millet helal edecek mi sana hakkını? Benim herhalde söyleyeceklerim bu kadar. Baş sorunuz varsa cevaplayayım arkadaşlar. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eğer tamamını kendi izlediyse görüntünün ve bu konuşmayı yapıyorsa yazıklar olsun. Yani öyle çok Kasımpaşa raconları kesiyordu bir zamanlar. Kasımpaşalıları toplayalım. Bir dev ekran kuralım. Diyelim ki Engin Altay bunu dedi. Tayyip Erdoğan da ona cevaben bunu dedi. Raconu Kasımpaşalılar kessin. Vicdan varsa, insaf varsa kessin. Engin Altay ne diyor ya? Engin Altay diyor ki bir zaman Menderes bu tarikatlara falan çok yüz verdi. Ondan cesarete böyle şımardılar ki Atatürk'ü koruma kanunu getirmek zorunda kaldı. Şimdi bu iş Menderes'e benzemesin derken bir de hemen kendisi sonunu benzetmesin diyor Anadolu'da genç yaşta yaşı benzemesin veya biri kanser olmuş sonu benzemesin. Allah akıbetini benzetmesin. Burada demek istediği laf bırakın darbe çağırtkanlığı Engin Altay Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuda tavrı en net en rahat söyleyen 27 Mayıs darbesinin bir darbe olduğunu Menderesler'in açılmasının tarihi bir hata olduğunu defalarca söylemiş ve bu konuda en net tutumu şu parlamentoda benim onlarca şahitliğimde dile getirmiş birisine o ifadelerden Fahrettin Altın Makas aradaki dört saniyeyi keselim bitiştirelim oynatalım ne oynatıyor Menderes'in sonu benzemesin sanki Menderes asıldı şey tövbeler olsun ya yani böyle bir ifadeden böyle bir sonuç çıkarmak eğer bilgisizlikten değilse kötü niyettendir vicdansızlıktandır. Şimdi Fahrettin yapar bunu. Fahrettin Altun o aradaki dört saniyeyi keser, bitiştirir, oynatır. Eğer hani Cumhurbaşkanı için kul hakkı birinin hakkına girmek, amanın tövbe bile kaldırmaz günah. Bunların bir anlamı varsa bugün akşam kendisi açsın Engin Altay'ın tweetinde gerçek konuşmayı izlesin, bir de Fahrettin'in montajını izlesin. Eğer çıkıp da yarın helallik için aramıyorsa Engin Altay'ı demek ki artık onun da bugüne kadar söylediği hiçbir şeyin ve böyle her zaman racondan, haktan, hukuktan veya inançtan bahsetmesinin de bir kıymeti kalmaz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Engin Altay'ın söylediğini Kasımpaşa ahalisi izlesin. Erdoğan'a söylettiler laf racona uygunsa, vicdana uygunsa, hakikate uygunsa ben bir şey demiyorum. Eğer bilerek yaptıysa da onu Kasım Pasayları'na şikayet ediyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.